30 Haziran 2018 Antalya Gazipaşa Beyrebucak'tan Kadir Yılmaz. Muzlu bahçemiz Muzkent'in arkasında. Muzkent'in arkasında bahçemizde. Alanda ekinliği bölgesinde. Alanda ekinliği bölgesinde rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü bu bahçede belli bir kısım hariç tamamını da kullandık. Evet. Burada neler gördük? Bir gösterelim isterseniz. Evet, gösterelim. Yani buraya izleyen izleyicilerimiz de izleyecek. Böyle evet. Deniz kenarına sıfır, bu sahil şeridi bu şekilde devam ediyor Muzkent'te. Gazipaşa'ya bağlı. Türkiye'nin muzu buradan çıkıyor diyebiliriz. Evet. Bu bölge, devam edin bölgede. Şöyle gidelim. Şöyle burundan alalım mı? Kaşlarını bari her tarafını. Şöyle öyle. Şuradan geçelim. Aklımız diğerlere gidelim. Buradan bahçeler bu şekilde uzanıyor. Görmeyen, muzu yiyen üreticiler ne zorluklarla çıktığını da görmüş olurlar bu sayede. Böyle gidelim. Şuradan mı geçelim? Şuradan. Tamam. Böyle gelelim. Şimdi şöyle gövdeleri de göstererek gidelim. Şimdi buralarda kullandık. Doğru mu? Doğru. Kullandığımız yerler. Şöyle bu yerli muz. Gidiyoruz. Gövde kalınlıkları üstü. Mesela sürgün devam ediyor. Şöyle buradan bayağı yüksek şekilde devam ediyor. Şöyle. Daha... Nasıl bu senenin sürgünleri? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Her yıl, her seneye göre biraz fazla sürgün görünüyor. Bu sene daha fazla sürgün var. Dalların şöyle, durumu iyi olacak bence. Dalların durumu iyi olacak. Ama gövde kuturlarına baktığımız zaman da şöyle. Maşallah. Şöyle elim 22 santim, 45 santime yakın bir şeyi var. Evet. Bu şekilde. Yani gövde tabanı gösterelim. Gövdeyi. Dibini. Yani gövde kuturları gayet güçlü. Bu şekilde gidiyor. Borunun bu borunu bu yüzüne verdim, bu yüzüne vermedim. Deneme amaçlı. Buradan o tarafa verilmedi. Tabi burada biraz sık. Burada bizim gözlemimiz şöyle bir gözlemimiz oldu. Yani bunların daha yüksek. Diple üst tarafı arasındaki farkı çok fazla yok. Şöyle bakıldığı zaman. Yani gövdeyle şu son yaprağın olduğu yeri yandan da gösterirsem. Mesela burada. Gövde kuturu var. Fakat şey yok. Boy kısa, yapraklar daha alçakta kalmış, yükseltmemiş. Ha, bunlarda da kötü değil durum. Ama tabii rekor gelişim verilen yerlerde daha başarılı. Bu tarafa varmış mıydık? Verdik, bu üst tarafa da varmış. Şöyle, şu gövdeden üste doğru gösterelim. Aynı şeyler burada da geçerli. Şuraya da şöyle. Şöyle gidelim tekrar, o tarafa doğru. Üst tarafı gösterelim. Atılan yerleri. Şöyle çekelim şunları. Üst kısımları. Oturalım burada. Şimdi rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Evet. Toprakla ilgili olan toprağın nemli kalması, tavlu kalması, nemli kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda saçak. Evet. Bol saçak yaptığımız. Eğer sıkı bir topraksa toprağın da gevşemesini sağlıyor. Şimdi burada siz kaç yıldır muz üretiyorsunuz? Bu arazide kaç yıldan beri? Valla babam burada aşağı yukarı 30-40 seneden beri yapıyordu. Ben de 30-40 10 seneden beri. 15 seneden beri de ben yapıyorum. 40 senedir bir tecrübe sizde şu an var. Muzla alakalı. Burada şu an gördüğünüz sürgünlerin her zamankinden çok çok iyi oldu. Evet. Atılanla atılmayan yer arasında gövde kutur farklarının oldu. Evet. Yani sürgünü güzel, gövdesi güzel. Kuturu geniş olursa doğuşu da fazla oluyor. Tabii, doğru mu? Tabii tabii, muhakkak. Bu verime yansıyacak. Şöyle şuradan bir daha tekrar gösterelim. Şey anlamında. O yeni aradaki yeni dikit de ufak kalır. Tabii burada birbirine gölge yaptığı zaman sık dikimlerde de şey olarak kalıyor.
Burada bahçenizin tamamında kullandınız. Orada baktığımız bir kısım yerde. Evet. Kullanılmadı. 3 mandanda kullanılmadım. Burayı bir yer. Kullanılan bir sıra burası. Devamında kullanılmamıştı. Şu anki görüntüde rekor gelişim istenilen şeyi sağlıyor mu? Muzla alakalı. Açık alan muz üretiminde. Evet. Şu anda biraz farklı görüküyor. Yani bu ileriki dönemde görükeceği dallarda yansıyacağı benziyor. Şu an öncesi görüntü. Daha sonrasında inşallah 11. ayda ya da daha erken bir dönemde doğuşlar olup doğumları bittikten sonra tekrar bir çekim daha yaparız burada. Şu anki görüntüye göre tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Evet, şu anda tavsiye ederim. En azından Gazipaşa, bu bölge, Muzkent, açık alan üreticilerine. Çünkü açık alanda yaptınız bunu. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Biz de bilgileri paylaştığınız için. Ziyaret ettiğiniz için biz de çok teşekkür ediyoruz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.